Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere LG'nin son çıkarmış olduğu üst segment telefon. Kimileri amiral gemisi dedi, ben o tabire kılım. Onu inceleyeceğim. Teknolojiden anlamayan adamların stüdyosuna gelmişken şöyle kuruldum. Zaten piknik örtüsü gibi bir şey var. Benim ortam basit. Yüzüm gözüm gözükmüyor. İstanbul'a gelmişken inceleyeyim dedim. Şimdi kutusundan çıkardık. Önce şunu söyleyeyim. Ya şunu bir açayım ben ya. Telefon ekranından fark edebileceğiniz gibi tertemiz bir ekran var. Zaten buna geri geleceğim. Kutuyu şöyle açalım. İşte kutusundan bildiğiniz şeyler çıkıyor derken şöyle bataryası, onun bataryası diyorum ya, adaptörü. USB 2.0, bu biraz şaşırttı beni. 3.0 bekliyorduk biz bu telefonda. Gerçi ne farkı olacaksa o da ayrı konu. Fark ettiğiniz gibi kulaklık yok. Kulaklığı şimdi şöyle 2 GB'lık 16 GB'lık muhabbeti var. RAM 2 GB, depolama alanı 16 GB'lık bir modeli var LG G3'ün. Bir de RAM 3 GB, depolama alanı 32 GB olan bir modeli daha var. Kimisi işte şey diyor, 2 GB'lık da çıkmıyor, 3'te çıkıyor falan diye. Bu tanıtım ürünü olduğu için bunda yok. Ben sordum şey online müşteri hizmetlerine. Hepsinde kulaklık mevcut. Onu da söyleyeyim baştan. Telefonun dış görünüşüne bakalım. Şurada bir uzaktan kumanda zımbırtısı var. Şu nokta gördüğünüz şey. Burası da mikrofon ses alışı. Bu meşhur hemen odaklanmasını sağlayan lazer. Çift flash var, LED, ikisi de kamerası. İşte meşhur tuşu. Zaten başka birinin tuş yok gördüğünüz gibi. Kulaklık girişini alta koymuşlar. USB 2.0 girişi de burada. Sağında solunda hiçbir yerine tuş yok. Şimdi bizde LG G2 de var. Onu bir karşılaştıralım önce. Hani ne gibi farklılıklar olmuş diye. Zaten daha ne fark olabilir? Şu yazı bile bambaşka boyut katmış. Artta bir sürü gereksiz Made in Korea falan filan yok. Bayağı tertemiz olmuş. Bu arada görmüş olduğunuz gibi hani telefonu şöyle tutunca hoparlörler kapanıyordu. Ondan şikayetçiler de direkt olarak almışlar bu tarafa. Tertemiz olmuş. Bunda batarya çıkmıyor. SIM kart girişi burada. LG ile farkı bayağı bir fazla zaten de. G2 ile farkı. Şöyle göstereyim. Şuradan bataryası çıkabiliyor. Şimdi telefon metal görünümde. Ama fakat lakin ki metal değil. Niye böyle bir artistik taslamışlar onu da bilmiyorum. Gerçi şöyle bir şey, metal olsa fiyatı olacak 2500 lira. Ağırlık olacak 300 gram. Şu anda ağırlığı 150 gram, 149 gram. SIM kart girişi burası. Gördüğünüz gibi. Bir de üstünde hemen böyle micro SD girişi var. Yani micro SD demişken şu LG G2'de micro SD yoktu ya. Bunun en büyük eksikliği buydu. 16 GB'a milleti mahkum ettiler. Fıstık gibi telefon çıkardılar. Fıstık gibi telefonu 16 GB'a mahkum edildi. 16 GB demişken 128 GB'a kadar da destekliyor micro SD kartı. O konuda bir sıkıntısı yok. Şimdi şöyle bataryayı çıkardık taktık. Kapandı herhalde telefon. 2K bir ekranı var. Ve ekranı oldukça iyi. Hani adamlar hayvan gibi ekran yapmışlar hakikaten. Şu an herhalde piyasadaki, hatta yapılan bütün telefonlar için görüp görebileceğimiz en iyi ekrana sahip telefon bu. Bu telefona dikkati ilk çeken şey, hani tasarım olarak güzel, bayağı şık, ince, hafif. Onlara eyvallah da. Biz ekrana çok takıldık. Yani şu anki piyasadaki bütün telefonların arasındaki en iyi ekran bu telefona ait. 2K bir çözünürlüğü var. Yani 2560'a 1440p bir çözünürlük var. Ayetten de 538 ppi gibi yüksek bir çözünürlüğü var iyice. Yani inç başına düşen piksel sayısı mıydı o da? PPI. Fotoğraf çekme muhabbetine gelecek olursak arka kamerası 13 megapiksel. Yani millet G2'de de 13 megapikseldi. Hani ne bileyim, en azından bir 15-20 megapiksel bekliyordu açıkçası. Megapiksel sayısı olarak hayal kırıklığına uğratmış olsa da şu lazer teknolojisi, fokuslanma, odaklanma falan filan derken almış yürümüş. Bayağı iyi bir fotoğraf makinesi var. Hani görünce çat 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 çekebiliyorsunuz. Sağlam. Selfie kamerası 2.1 megapiksel. Selfie çekmeyi verin. Zaten şu kolaylığı yapmışlar. Direkt dokunun çat diye anında çekiyor. Hani selfie'nin kralında bu arka kamerası çekersiniz zaten. O konuda bir sıkıntısı yok. Direkt ekrana dokunmanız yetiyor. Bu arada hani dediğim gibi stüdyo bizim değil. Teknolojiden anlamayan adamların. Ben cetvel getiremedim o yüzden. 146,3 mm bir yüksekliği var. Yani 14,5 santim. 12,5 falan diyorum. 14,5 santim bir yüksekliği var. 7,5 santim bir genişliği var. 74 yazan altta yazar şimdi. Bir de incelik olarak da 9,3 mm. Gayet de hafif, güzel, şık bir telefon yapmışlar. Dediğim gibi takıldığım tek konu benim kamera konusu aslında. Yani insan bekliyordu LG G2 ile 13 megapiksel. Hani bunda en azından bir 15-20 bekliyordu. Ama onu da şu odaklanmayla falan çok da güzel şekilde çözmüşler. Bence kamerası mükemmel olmuş. Bu arada ben şeye takıldım, hani bu LG G3'ü çıkarmışlar. 2 GB'lık modeli de var. 3 GB'lık modeli de var. Ama hangisinde 2 GB'lık modeli olduğu, hangisinde 3 GB'lık modeli olduğu, yani kutusunda yazıyor ayrıca. Hani ne bileyim, 2 GB'la G3 Lite ya da ne bileyim öyle bir şeyler deyip G3'e ayrı bir isim verilebilirdi. Bu da alacakların kafasını bayağı karıştıracak. Arasında bir 200 lira bir fark olması lazım. Başka isim varsa daha iyi isabetli olurdu.
diye düşünüyorum. Şöyle menüye bakalım neler gelmiş. Arayüz zaten LG'nin arayüzü çok da güzelleşmiş gittikçe de şu tasarlanmış nasıl diyeyim minimalist olmuş daha böyle bir ikonlar falan. Bence çok güzel olmuş. Yani gerçek KitKat'ın orijinal haline bayağı bir benzetmişler. Güzel olmuş. 4.4.2 Android KitKat'la geliyor bu arada bu telefon. Onu da söyleyeyim laf yeri açılmışken. Şimdi ses kalitesine gelelim. Şu arkasındaki hoparlör 1 watt'lık bir ses çıkışı sağlıyor. Bu telefon için yüksek ve iyi bir şey demek. İşlemcisi Qualcomm Snapdragon 801 2.5 GHz ve 4 çekirdekli bir işlemci. Yani en iyi işlemci şu an piyasadaki. 805 biliyorsunuz o kadar başarılı olamadı. Zaten hala beta aşamasında. Bilen bilir. Bilmeyen de webtekno.com okusun. Öğrenebilir oradan. Şimdi bu telefonda birçok özellik var işte. Hani atıyorum birisi sizi aradı. Baktınız telefona şöyle. Unuttunuz aramayı. Sonra direkt böyle yarım saat sonra hatırlatıyor. Bu sizi aramıştı. Cevapsız çağrı vardı. Aramak ister misiniz tarzında. Bayağı akıllı hatırlatıcısı var. Ya da her sabah şu saatte kalkıyorsunuz. Yarın saati kurmayı unutmayın gibisinden. Yani hayatınızı kolaylaştıracak mı diyeyim ya da kullanımı kolaylaştıracak küçük bir hatırlatıcısı var. Çok güzel bir özellik bence de. Şimdi kılıf var kapatıyorsunuz. Daha o kılıf yok şu an elimizde. Şöyle akıllı menü geliyor şuraya. Yuvarlak bir ekran içinde. Oldukça kullanışlı. Her şeye erişebiliyorsunuz mesajdan şeye kadar. Ya yani daha da birçok ekstra özellik eklenmiş zaten telefona. Yani kendi web sitesine bakabilirsiniz. Şimdi saymakla onları bitiremeyeceğim. Sadece kullan yani LG Help bile gelmiş artık şu yeni nesillerde. Şimdi bu telefona oyun falan kurmayayım. Ayıp olur. Hani şu an zaten bunu çalıştırmayacağı oyun yoktur. Yok hatta bence de. Sadece dediğim gibi megapiksel muhabbetine ben takıldım şahsen. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Fotoğrafı hakikaten oldukça kaliteli çekiyor. Ben sadece 13 megapiksel eşit olmasına takıldım. Megapiksel zaten alakası da yok olayın. Bilenler biliyor fotoğraf çekenler. Zaten şimdi birazdan stüdyo ortamında birkaç çekim yaparım. Videonun sonuna koyarım. Ben beğendim. Telefonu oldukça başarılı. Dediğim gibi sadece takılması gereken kısım hani şu metal görünüm olmasaydı daha mı iyi olurdu? Ya da metal olsa mıydı çok daha iyi olurdu. O da size kalmış. Ben telefonu oldukça başarılı buldum bu arada. Telefonun imkanı, inceleme imkanı veren teknolojiden anlamayan adamlara da teşekkür ediyorum. Telefonu atma sakın demişlerdi. O yüzden atmayacağım. Emanet telefon ne olur ne olmaz. Alışkanlıklardan insan kolay vazgeçemiyor. Beni Webtekno TV YouTube kanalından abone olup takip edebilirsiniz. Teknoloji Atar Twitter adresinden bana ulaşabilirsiniz. İncelenmesini istediğiniz ürünlerin, oyunların, uygulamaların ya da sohbet için bile olsa bana yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. O değil de bu nakkod muhabbetini de çok iyi buldular ha. Bayağı güvenli telefon. Thank you.